Selamünaleyküm. Afiyet olsun. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Orhan Usta'nın humus hakkında söyleyeceğim birkaç söz vardır mutlaka. Tercih yapmazsan gelmezdik zaten. Bak, kaç yıldır buradasın? Kaç yıldır ustamdan yersin? Doğup büyüme buralıyız. Orhan ustamızın... Memnunuz. Damak tadından zevkle, karın doyurucu, damak tadından bal parmağından yiyoruz. Afiyet olsun. Ya siz? Biz de aynısıyız. Maşallahınız var. Ya bizim Adana'da bu veyahut da Türkiye'nin genelinde bu genellikle bir meze olarak görülür. Fakat tarsusta apayrı. Bir öğün. Tarsusta özgü zaten. Başka yerde bulamazsınız. Bulsanız da bu tadı bulamazsınız. Merhaba arkadaşlar. Bugün Tarsus'ta Orhan Humus'tayız. Tam 40 yılına Humus'a vermiş olan Uğur Usta'mız uğruna savaşların çıktığı ülkelerin benim dedikleri Humus'u anlatacak. Nasıl mı? Buyurun bakalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selam, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Uğur Usta'm. Hayırlı işler. Sağ ol, Allah razı olsun. Usta bir tarafta çırak diyeceğim ama çıraklıktan çıkmış. Allah'ım esirgesin. Bu da bir usta olmuş. Aynen. Razı olsun. Bu işi kaç kişiye kazandırdın Allah aşkına? Yani iki tane dükkan açan var. İki kişi. Evet. Ustam var yanımda. Başka da yok herhalde sana. Tamam. Yani. Usta, hani balık tutmaktansa balık tutmayı öğretmek var ya. Evet. Sen onu yapıyorsun. İnsanlara meslek öğretip onlara nasıl diyeyim ya? Onlara ekmek kapısı. Ekmek kapısı. Tabii ekmek kapısı. Çok önemli ya. Gerçekten. Bildiklerimizi öğretmeye çalışıyoruz. Şimdi bunu da sana birisi kazandırdı. Ustalarım evet, var. Evet. Kaç yıl oldu? Toplam? 40 sene boşu boşuna geçmedi diyorsun. Şimdi bize burada bir humus hazırlayabilir misin? Tabii yaparım. Tarsun humusu ünlü. Ben de humusçuya geldim. Evet. Şimdi bana Orhan Usta usulü humus nasıl oluyor? Onu görelim. Tabii hemen hazırlayalım. Şimdi şöyle haşlanmış nohudumuz akşamda nasıl suya ıslanan bugün de haşladığımız nohutlarımızı evet. Süzekle ayırıyoruz. Bu şekilde. Şimdi ne bir dakika tadına baksın şey. Bu nohut farklı bir nohut. Tabii. Ustanın kendine ait bir nohutu var. Aynen öyle. Bizim buranın yerli nohudu. Kendi ektirmemizde yetiştirdiğimiz nohutlarımız. Yerli nohutla ithal nohut arasında çok fark var zaten. Lezzet farkı. Haşlanmış nohutlarımızı dövme bakır taslarımızın içine döküyoruz. Ya uzun bir süreç. Tabii tabii kesinlikle. Bir gün önceden başlıyor. Ertesi gün sabah anca. Aynen. Yani zaman istiyor. Evet. Bunun dövmesi de ortalama zaten 20 dakika yarım saat arasında sürüyor yani. Nohutlar iyice ezilene kadar dövülüyor. Şimdi asıl dedik burada başlıyor. Tabii tabii. 20 dakika tamam. Boyunca bunu döveceğiz. Tamam. Bir tane. Orhan Usta, tarihte humus savaşları diye bir şey varmış, duydun mu? Yani Lübnan'la İsrail arası haberlerde geçiyor. Ya arkadaş, hani insanlar belki önemsemiyor, sadece bir humus deyip geçiyor ama gerçekten şunu milletler kendi kültürüne katmak için çabalıyor. Aynen. İsrail bir tarafta benim diyor, Lübnan benim diyor. 2000'li yıllara kadar İsrail bunu Avrupa'ya benim diye satmaya çalışıyor, pazarlamaya çalışıyor, benim kültürüm diyor. Fakat Lübnan buna itiraz ediyor. Ama Lübnan'ı kim dinler İsrail'in yanında? Dinlememişler. Lübnan ne yapmış biliyor musun? 2009 yılında en büyük humus tabağını hazırlamış. Guinness Rekorlar kitabına girmiş. Duymuş muydun böyle bir şeyi? Okudum. İnternette okudum. Tarsus Ticaret Sanayi Odası da bu şekilde yapılan humusu Tarsus humusu olduğuna kadar işte bizim yaptığımız şekilde ölçüler, yapılışı, sıcak olması bu şekilde yapılan humusun Tarsus humusu diye patentini aldı. Bak, ne kadar güzel. Şimdi onların humusu ayrı, bizim humusumuz ayrı. Evet, evet, aynen öyle. Onlar soğuk yapıyorlar, biz sıcak yapıyoruz. Ama özü de bir. Tabii tabii. Malzemeler ufak, aynı. Nohut, tahin. Malzemeler aynı. Baharatlar. Bu suyu neden koyuyoruz?
Lezzet versin diye. Hem lezzet hem de biraz kıvamlı. Tabii tabii zaten kıvamını suyuyla ayarlıyoruz. Orhan Usta, eski lezzetleri, eski tatları bulabiliyor muyuz? Yani malzemeyi bulursak, o malzemeleri bulabilirsek buluyoruz. Şimdi kıvama geldi galiba. Geldi gibi biraz daha. Üzerinize gelmesin, sıçrama oluyor çünkü. Yani bunun makinede de böyle aslında... Evet, şey yapabilir misin? Mesela tabii makinede, mikserde, mesela Hatay falan herhalde hep mikserde yapıyor. Çünkü onlar pürüzsüz yapıyor. Bizimki tokmakla ezdiğimiz için bizimki biraz pütürlü oluyor. Şimdi kıvama geldikten sonra susam tahinimizi ekliyoruz. Bunun da bir oranı yok aslında. Ustanın artık el kararı, el göz kararı. Aynen. Olay bu. İyice harmanlanması gerekiyor. Yapmak isteyenler olursa zaten böyle tahin döktükten sonra bir miktar tadına bakabilir. Azsa tahin biraz daha ekleyeceğiz. Tabii. Evet, evet, tadına bakarak şey yapıyoruz. Kontrol ediyoruz. Eksik var mı? Fazla var mı? Usta, burada ne devreye giriyor biliyor musun? Ustanın damak zevki. Evet. Eğer damak zevki geliştiyse bu ustanın şu mükemmel oluyor. Şu an ham humusumuz hazır. Humus her tarafta yemek olarak bilinmiyor. Genellikle meze olarak bilinir. Kesinlikle. Ama burada humus dükkanları var ya. Kesinlikle sadece humus yapan 6-7 tane lokanta var bizim buralarda. Tarsus'ta. Adam sadece humus yapıyor. Evet evet aynen öyle. Öğün yemeği olarak tek yene yemek mi diyorlardı? Öğün yemeği. Öğün yemeği olarak humus tek bizim burada tüketiliyor. Evet. Bir de tatlı kaşığıyla yenilen tek yemek buymuş. Hazırladığımız humusu azar azar ısıtıyoruz. Bir miktar alıyoruz. Direkt ikram etmiyoruz. Yok. Daha da ısıtacağız. Tabii tabii sıcak servis ediliyor çünkü. Aldık burada. Ocağımızı altını yakıyoruz. İyice ısıtıyoruz. Kıvamını belirlemek için de tatlıysa onu suyla gevşetebiliyoruz. Ustam bu işin zor yeri nedir? Ya bu işin zor yönü yok aslında. Seviyorsan zorluğu yoktur ya. Size söyledim ya. Diline sağlık ustam. Sağ olun. Yani bazen var bir ya. Bir işi insan... severek yapıyorsan çok zorlanmazsın. İyice ısıttıktan sonra yağımızı da ocağımıza katıyoruz. Servis tabağımıza. Benim bir gramajı yok. Aslında zaten iki kepçe koyduğumuzda 250-300 gram arası geliyor. Evet. Bir miktar nohut. Daha bitmedi. Üzerine bir de nohut koyacağız. Tabii. Şimdi baharatlarımızı atıyoruz. Kimyon. Bir miktar. Sumak. Bir tutam da maydanoz. Yağımız eridi. İyice ısındıktan sonra toz üzerimize atıyoruz. Bu işin süsleme tarafı. Tabi tabi. Aynı zamanda lezzet üzerine lezzet koyuyor. Kesinlikle. Tereyağın o kokusu geldi. İyice ısıttıktan sonra. Yakmamak da önemli ya aslında. Evet. Şimdiden afiyet olsun. Teşekkür ederim. Orhan Usta. Bunu yiyen kendi hava yolu şirketini kurar. Yerinde duramaz, uçuşa geçer. Haberin olsun. Sağlıklı olur. Doyurucu, tok tutar.
faydalı. Abi hemen tadına geçelim. Hemen yapalım. Şimdi önümde 40 yıllık emeğim var. 40 yıllık emeğine ekmek banıyorum abi. Kusura bakma. Afiyet olsun. Bir de dışarıdan gel. Almıştır abi. Ustam, bunu yiyen sana dua eder. Fiyatımız nedir? 15 TL. 15 lira. Evet. Tereyağı bir taraftan, baharatlar bir taraftan, hele bir tadı, dahi, her şey var ya, o kadar güzel olmuş ki. 40 yıldır başı başına geçirmemişsin. Sağ ol. Ellerine sağlık. Peki, insanlar burayı nasıl bulur? Burası nerede? Burası Orhan'ımız. Makam Mevki olarak geçiyor. Makam Camisi'nin karşısında eski caminin bitişi, Orhan'ımız. Hangi saatler arasında açacağız? Sabah 7, akşam 7.30 arası. Çok güzel. Ustam biraz daha devam edeceğim. Afiyet olsun. Yani buna ekmek banlamak evde değil. Altı üstü bir humus diyecekler belki ama öyle yani, değil. Öyle değil. Buradan bir aile geçiniyor, bir ev geçiniyor. Buradan usta yetişiyor. Burada bir dükkan var, bir emek var. 40 yıl diyorsunuz, az değil. Yani buraya gelene kadar çeşitli evlerden geçtik. Yani nohut nasıl olur, kahin nasıl olur, iyisi baharat nasıl olur, nohut nasıl pişer. Evet. Tas, bakır tas işte ondan dövülmesi, mikserde de çekilebilir ama aynı lezzeti vermez yani. Yok, kesinlikle. Bunu herhalde lezzeti vermez. Yani tabii bu çeşitli birikim, bilgi birikim, tecrübe. İnşallah daha güzelini de yaparız. Her şey burada diyor. Yani. Peki usta. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Böyle güzel lezzetlerin, böyle güzel ustaların, böyle güzel mekanların devamı için kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Haydi hoşçakalın.